Kayıt başladı hocam. Açıyorum. Açıldı mı hocam? Şey, ismini hocam görebiliyor musunuz? Açtım ama Şu ekran an paylaşım. paylaşımımızı göremiyoruz hocam. Açılıyor musunuz? Ekranı diye göstereyim o zaman. Şimdi nasıl Evet, oldu değil mi hocam? şimdi oldu hocam. Hocam tam ekran yapma şansınız var mı acaba? Tamam, ben yapıyorum. Evet. Sayın dekanım, sayın hocalarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta Dünya Glokom Haftası. Neden böyle bir hafta planlanmış? Çünkü glokom ya da göz tansiyonu tüm dünyada önemli bir körlük sebebi. Buna farkındalık yaratmak için böyle bir hafta uygun görülmüş. Ben sizlere bugün glokomla ilgili genel bilgiler vereceğim. Daha çok akademik bilgiden ziyade bu hastalık nedir, nasıl belirtiler oluşturur, ne yapmamız gerekiyor, risk faktörleri nelerdir, tanıda, tedavide neler var, güncel gelişmeler neler, onlarla ilgili sizlere bilgilerimi aktaracağım. Öncelikle glokomun tanımına baktığımız zaman aslında glokom bir göz içi basıncının artışına bağlı bir nörodejeneratif bir optik nöropati. Biliyoruz ki göz içi basıncının normal değeri 10 ila 21 arasında değişmekte ve gün içinde diürnal varyasyon göstermekte. Genellikle sabahları daha yüksek tespit edilen bu değer öğlen ve akşam üzerine doğru giderek düşmekte. Ama normal sınırlar 10 ila 21 olarak tanımlanıyor. Peki glokom nedir? Bu göz içi basıncının yüksek olmasıyla birlikte buna eşlik eden bir nörodejeneratif optik nöropati. Sonuç olarak hastalarda bir görme alanı ve körlükle sonuçlanan görme kaybı ortaya çıkıyor. Şimdi burada bu resimde görüyorsunuz gözün görmesinin çok temel bir fotoğrafı ya da resmi. Bizde glop ya da göz olarak adlandırdığımız yapı aslında bir sensör gibi çalışıyor. Işığın retinaya odaklanmasıyla tıpkı fotoğraf makinesindeki gibi bir görüntü elde ediliyor ve bu görüntü kablo olarak adlandırdığımız, basitleştirerek adlandırdığımız optik sinir aracılığıyla oksipital kortekse ulaşıyor ve oksipital kortekste işlenmeyle beraber görüntü elde ediliyor. Aslında burada görmenin asıl kortikal bir olay olduğunu ifade etmek gerekiyor. Burada glop ya da optik sinir, onun beyni uzantısı bir aracı yolaklar. Dolayısıyla optik sinirin etkilenmesi durumunda korteks sağlam olsa bile, glop sağlam olsa bile, yani göz kiresi sağlam olsa bile görme işlevi maalesef gerçekleşmiyor. Şimdi peki bu glokom dediğimiz hadisede göz içi basıncı nasıl artıyor? Yani bunun için aslında şeyi çok iyi bilmek lazım. Yani göz içi basıncını oluşturan sebebi bilmek lazım. Şimdi burada üstteki resimde bir göz kesitini görüyorsunuz. Şurada bir lens yapımız bulunmakta. Lensin arka kısmında vitreous dediğimiz içi jelle dolu bir yapı var. Bu yapının hacmi belli. Yaşla beraber değişkenlik gösterse de yeni bir vitreous oluşumu yok. Asıl gözün sürekli olarak hacmini oluşturan bir topa benzetirsek eğer, o topun biliyoruz ki içerisinde hava ya da bir balonun içerisine sıvı koyduğumuz zaman bir hacim oluşturuyoruz. Ve bu hacmin devamı için
Globun yapı kaybetmemesi lazım. Ya sıvı da kaybetmeyecek ya da ilave bir sıvı da oluşturmayacak ya da bir sirkülasyon halinde bulunacak. Şimdi bizim lensin hemen zonullerinin bağlandığı yerde siliyar cisimimiz var. Bu siliyar cisimden bu okla gösterildiği gibi hümor aköz olarak adlandırdığımız sıvı oluşturulmakta. Bu sıvı irisin arkasından pupil hizasından ön kameraya geçmekte, ön kameradan da trabeküler ağdan Şilem kanalı ile de gözden uzaklaştırılmakta. Aslında bu sürekli bir turnover şeklinde devam etmekte. Tabii bu göz içi sıvısının ya da hümor aküzün bir takım özellikleri ve göze faydası bulunmakta. Bunlardan birincisi içerdiği metabolitler ya da glukoz plazmaya benzer özellikleri nedeniyle besleyici olmakta. Çünkü biliyoruz ki iris lens gibi ya da kornea gibi avasküler dokuların beslenmesi ya da oksijen kaynağı için bir yapıya ihtiyaç var. Bunlar damarsız oldukları için bu beslenme kaynağı ve oksijen kaynağı hümor aküz tarafından sağlanmakta. Bu hümor aküzün diğer bir özelliği göze hacim vermesi. Yani bir top gibi, küre gibi kalmasında özellikle çok önemli bir rolü var. Nitekim siliyar cisimden hümor aküzün salgılanamaması durumunda gözün tonusu düşerek sıkkı hani bir top düşündüğünüz zaman bir delik olduğu zaman o top nasıl hacim kaybedip sönerse gözde de benzer özellik olmakta. Gözün formasyonunu sağlayan sıvı vitreous dinamik bir yapı olmadığı için bu hümor aküz tarafından oluşturulmakta. Ancak bazı durumlarda yapım normal bir şekilde devam ederken kendi dakikada 2,5 mikrolitrelik bir yapım var. Diğer taraftan tıpkı bir lavabo giderini düşündüğünüz zaman bu trabeküler ağda herhangi bir direnç ya da bir tıkanıklık olduğu zaman üretim devam ederken bu yüz içi sıvının uzaklaştırmasında bir takım problemler oluşuyor, bir direnç oluşuyor. Buna bağlı olarak göz içi basıncında bir artış meydana gelmekte. Peki bu artış neye neden olmakta? Yine bir aynı örneği vereceğim. Topu düşündüğünüz zaman belirli bir hacmi var. Ona hava basmaya devam ettiğiniz zaman belirli bir yapı var ama içteki basıncı artırıyorsunuz. Bu basınç hem skleraya, retinaya ve burada gördüğünüz gibi optik sinire bir basıya neden olmakta. Dolayısıyla optik sinir hasarına neden olmakta. Glokomun ya da göz içi basıncının optik sinir hasarına neden olmasının aslında iki tane temel mekanizması olduğu düşünülüyor. Birincisi doğrudan bu mekanik basıncın etkisine bağlı olarak optik sinirin travmaya uğraması. İkincisi de göz içi basıncının artmasına bağlı olarak oküler perfüzyon basıncının azalması ve buna bağlı olarak da optik sinirin beslenmesinde bir bozulmaya neden olması sonucunda bir iskemik teori var. Sonuçta kombine bir etkiyle gerek mekanik olsun gerek iskemik etkiyle birlikte optik sinirde bir apoptozisle sonuçlanan ve hücre kaybıyla sonuçlanan, ganglion hücre kaybıyla sonuçlanan bir kaskat ortaya çıkmakta. Bu da ilerleyici optik sinir hasarıyla birlikte görme ve görme alanı kaybına neden olmakta. Peki glokom neden önemli? Dünyada körlüğün ikinci en sık sebebi. Sık nedenlere baktığımız zaman aslında gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bu sıklık farklılık göstermekte. Gelişmiş olan ülkelerde yaşa bağlı makula dejenerasyonu ön plandayken, gelişmekte olan ülkelerde ise tabii ki körlüğün en sık sebebi katarakt olmakta. Yine enfeksiyöz keratitlere bağlı etkilenme yine bir körlük sebebi. Ama hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde körlüğün sık sebepleri arasında glokom önemli bir yer tutmakta. Günümüzde yaklaşık 78 milyon kişinin glokomdan muzdarip olduğunu biliyoruz. Ve 2040 yılına projekte ettiğimizde bu sayının 112 milyon kişiye ulaştığını biliyoruz. Hastalığın farkındalığına baktığımız zaman gerek gelişmiş ülkelerde gerek gelişmemiş ülkelerde bu farkındalık aslında düşük düzeyde. Gelişmiş ülkelerde bile kişi glokom
Yani glokomun farkındalık oranı %50 iken gelişmemiş ülkelerde hastaların yaklaşık %40'ı hastalığının farkında değil. Çünkü neden? Maalesef ki bu hastalıkta belirgin bir semptom oluşmamakta. Şimdi hastalığın prevalansına baktığımız zaman, şimdi bu dünya haritasına baktığımız zaman çeşitli renkleri görüyoruz. Burada özellikle ülkemizin de yer aldığı ve Orta Doğu ülkelerinde prevalans biraz daha düşük, %1,5'un altında, ama Afrika'da en yüksek prevalansta %3,5 üzerinde. Irksal farklılıklar var ve ırksal farklılıkların önemli bir nedeni tabii ki genetik etmenler. Yine nitekim ülkemiz yine prevalansın bir miktar düşük olduğu ülkeler arasında. Glokom tiplerine baktığımız zaman çok çeşitli glokom tipleri bulunmakta. Açık açılı glokom, sekonder glokom, bazı göz hastalıklarına bağlı oluşan glokomlar, bazen çocukluk çağı infantil glokomlar, onun dışında kombine mekanizmalı glokomlar olmak üzere çok çeşitli alt tipler bulunmakta. Ama bununla beraber bugün de açıklayacağım ve hastalığın genellikle semptomatik olmadığı en sık glokom tipi primer açık açılı glokom. Bu hastalığın önemi, hastalığın farkında olmamalarının en önemli sebebi bu hastalığın semptomsuz olması. Polikliniğe rutin gün içerisinde gelen hastaların çoğu, benim gözüm ağrıyor, bende göz tansiyonu var mı acaba? Gözüm sulanıyor, ışıktan rahatsız oluyorum, acaba göz tansiyonum mu var? Göz küreminin arkasında şiddetli bir ağrı var, acaba göz tansiyonum mu var? Aslında bazı glokom tiplerinde hastaların da belirttiği gibi ağrı olabilir, görme kaybı olabilir, bulanıklık, bulantı, kusma, şiddetli bulgular olabilir. Bunlar genellikle kapalı açılı glokomda olup hastaların zaten semptomatik olup bir şekilde polikliniğe gelebildiği hastalar. Ama bu primer açık açılı glokomda hastalıkta hiçbir semptom yok. Dolayısıyla hasta ileri evrelerde görme alanı ya da görme kaybıyla kliniğe başvurmakta. Tabii o aşamadan sonra ciddi bir optik sinir kaybıyla belirgin kalıcı görme alanı kaybıyla karşı karşıya kalmakta. Peki glokom için risk faktörlerimiz var mı? Evet, en önemli risk faktörlerinden birisi yaş. Konjenital ya da infantil dönemde görülen glokomlar dışında genellikle glokomları biz 40 yaş altında çok beklemiyoruz. 40 yaş üzerinde risk giderek artmakta, özellikle her 10 yılda bir iki kat artmakta. Önemli bir diğer risk faktörü ailede göz tansiyonu yüksü. Biz her zaman hastada göz tansiyonu şüphesi olan hastalara her zaman sorarız, ailede göz tansiyonu var mı? Ya da hastanın kendisi polikliniğe başvurduğunda, hocam annem de, kardeşim de, babam da göz tansiyonu var diye gelir. Çünkü bir genetik temeli var. Ailede göz tansiyonu hikayesi olması göz tansiyonu riskini 2-4 kat arttırmakta. Miyop gözler göz tansiyonuna daha yatkın. Daha önceden travma, yaralanma yüksek olanlar, uzun süre çeşitli nedenlerden dolayı topikal ya da sistemik kortikosteroid kullanılan bireylerde yine göz tansiyonu riski olmakta. Onun dışında opiler kan akımını etkileyen nedenler, diyabet, migren, hipertansiyon ve zayıf kan dolaşımları açık açılı glokom için risk faktörleri arasında. Şimdi polikliniğe hasta geldiği zaman tabii ki göz içi basıncı her hastada yapılması gereken bir şey. Ayrıca hastalar muayeneye geldiğinde bazı hastalara yapıp bazı hastalara yapmama lüksümüz yok. Tarama yöntemi olarak mutlaka tüm hastaların göz tansiyonunun ölçülmesi lazım. Çeşitli cihazlarla ölçüm yapılabilmekte, klinimizde iki cihaz da yer almakta, bulunmakta. Bunlardan biri pnömotonometre dediğimiz, hasta çenesini yerleştirdikten sonra göze bir hava üflenmesiyle korneanın düzleştirilmesine dayanan bir göz içi basıncı ölçüm yöntemi. Bu ölçüm yöntemi genellikle toplum taramalarında kullanılmakta. İkincisi kontakt tonometre dediğimiz aplanasyon tonometresi. Göze bir fluorescent paper'la boyadıktan sonra kobalt mavisi ışığı altında sklerayı, korneayı düzleştiren bir indentasyon yöntemiyle göz içi basıncı ölçüm yöntemi. Aslında bu yöntem taramalarda uygulanmamakta. Bu glokom
hastalarının takiplerinin yapıldığı, kontrollerinin yapıldığı durumda bir ölçüm yöntemi, altın standart ölçüm yöntemi aslında bu kontak tonometri, aplanasyon tonometresi olarak adlandırabiliriz. Bir diğer muayene fundus muayenesi. Fundus muayenesi yine bizim oftalmolojik muayenenin olmazsa olmaz bir parçası. 12 çift kranyal sinirden gözle görebildiğimiz tek kranyal sinir. Baktığımız zaman çoğu hastalığın, diyabetin, hipertansiyonun, kolesterolün, aneminin ya da hematolojik hastalıkların, tümörel hastalıkların ve birçok hastalığın, kafa içi basıncı artışının birçok hastalığın tanısını aslında fundus muayenesiyle ipuçlarıyla bir fikir sahibi olup ön tanı olarak koyabiliyoruz. Nitekim glokom hastalarında da meydana gelen etkilenmelerde optik sinir değişimleri bize glokomu düşündürebiliyor. Bakın ilk tarafta, sağ taraftaki şekilde normal bir optik sinir yapısı mevcut. Ortada küçük bir kap olarak adlandırdığımız sarı bir alan var, damarların çıkış alanı. Bakın ikinci sol taraftaki şekilde ise damarlar çok sinirin periferinden çıkmış. Ortadaki kap çok geniş. Optik sinir rimi oldukça azalmış. Bu ileri derecede bir glokom hastasının bulgusu ve bu hastaya şikayetini sorduğunuz zaman gözlük muayenesi için geldiğini belirtiyor. Çünkü hiçbir semptom yok, hiçbir bulgu yok. Altta ise optik atrofisi olan bir hasta. Yani ileri derecede sinir kaybı olmuş. Artık görme kaybıyla sonuçlanan hastanın fundusuna baktığınızda bu şekli gördüğünüz zaman hastaya geçmiş olsun, elimizden gelen bir şey yok demek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla takip çok önemli. Ara ara kontrol çok önemli. Şimdi bizim üçüncü bir diğer tetkiğimiz görme alanı. Biz Humphrey olarak adlandırdığımız bir görme alanı cihazıyla hastaların görebildiği alanları tespit edebiliyoruz. Hasta çenesini bir yarım küreye koymakta, o kürede hastanın bir gözü kapatılıp önce sağ ya da önce sol gözü, iki gözü de değerlendirilebilmekte. Çeşitli desibelde ışık şiddeti değişen şiddetlerde ve farklı alanlarda olduğu zaman hastanın eline bir şey veriyoruz. Basması için bir buton veriyoruz. Hasta ışığı gördüğünde basıyor ve buna bağlı olarak bir görme alanı haritası çıkartıyoruz. Bu haritada ise hastanın optik sinir etkilenmesine bağlı hangi alanlarda bir defekte olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın ilkinde normal görme alanına baktığınız zaman burada bir siyahlık görüyorsunuz. Bu kör nokta. Optik sinirin kendisinin olduğu alan. Bu alanda fotoreseptör olmadığı için bu alan siyah olarak görünmekte. Bakın burada optik sinirdeki siyah alan dışında erken glokomlarda, arkuat alanlarda bir skoton başlamakta. Bu skoton hastanın göremediği alanlar olarak adlandırılmakta. İlerleyen evrelerde bu arkuat alan birleşmekte ve en sonunda ilerlemiş glokomda bir tübüler görme görmekte. Bunu gerçek yaşama verdiğimiz zaman normal insandaki görme bakın bu şekilde iken glokom hastalarında küçük küçük karanlık adacıklar ortaya çıkmakta. Bu adacıklar birleşmekte ve en sonunda tübüler görme olarak adlandırdığımız tünel görme ortaya çıkmakta. Şimdi bu ilerlemiş advanced glokomda bile, advanced stage'de bile hastaların görmesinde problem olmayabilir. Görmesi tam. Çünkü papillomaküler bandal olarak adlandırdığımız gözün en iyi görme alanı maküladan çıkan lifler glokomatöz hasara karşı en dirençli lifler. Dolayısıyla son evreye kadar canlı kalabiliyor. Bizim görmemizin ya da görme keskinliğimizin de en iyi olduğu alan bu merkezi alan. Dolayısıyla merkezi alan sağlam kaldığı için hasta son döneme kadar aslında görme keskinliğinden bir şikayeti olmuyor. Bir yazı okuttuğunuz zaman belki sinirle neşeliyle %100 bir görmesi oluyor ama bu kalan şeklinde bir funnel şeklinde bir hastanın görme alanı etkilenebiliyor. Belki bu görme kaybının da olmaması hastanın polikliniğe başvurmasını da geciktirebilmekte. Yine burada glokomatöze hasara bağlı olan defektleri görüyorsunuz. Erken glokomlarda bu bulanıklık ya da
Tam absolü olmayan geri dönüşümlü belki görme kayıpları olurken ilerleyen evrelerde hastanın artık taşıt sürmesini ya da gündelik yaşamını idame etmesini engelleyecek şiddette bir görme alanı kaybı olmakta. Bir diğer yöntemimiz aslında bir de optik kovalans tomografi olarak adlandırılmakta. Ya yani bu ismi duyan herkes bu cihazın X-ray ile çalıştığını düşünür ama bu değil. Tamamen optik prensibe dayalı, non-kontak, non-invazi bir yöntem. Tıpkı göz numarasını ölçer gibi hasta çenesini koyduğu zaman üstte görüyorsunuz bakın optik sinirden geçen bir circle, içine alan bir circle'la o bölgedeki retina sinir lifi kalınlığını doğrudan ölçebiliyoruz. Bu neden önemli? Özellikle glokom hastalarında bakın bu sağ tarafta görülen yeşil alan normal sinir lifi değerleri. Glokomda ise özellikle superior inferior kadranlarda incelme başlıyor. Bu hem glokom tanısını koymada hem de glokom hastalarına tedavi başladıktan sonra bu tedaviye rağmen hastalık progresi oluyor mu olmuyor mu diye takipte kullandığımız çok değerli bir yöntem. Tamam, numerik olarak, sayısal olarak, objektif olarak bu hastada hem tanı koyabiliyorsunuz hem de hastalık kontrol altında alınabiliyor mu diye önemli bir veri sunmakta bize. Dolayısıyla biz bu hastalarda ne öneriyoruz peki? Yani tarama programları nasıl olmalıdır? 40 yaş altındaki hastalarda biz genellikle bazal bir göz içi basıncı ölçümünü öneriyoruz. Yani 2 ile 4 yılda bir göz tansiyonlarını ölçmeyi öneriyoruz. 40-60 yaş arasında bu 2-3 yıla ama 60 yıldan sonra ise mutlaka her yıl göz tansiyonunu ölçmeyi öneriyoruz. Bu ailede göz tansiyonu ya da diğer göz tansiyonu için risk faktörleri yoksa önerdiğimiz bir şey. Ama ailede glokom vesaire risk varsa tabii ki bu süreler hekimin yaptığı muayene sonucunda etkilenmenin derecesine bağlı ya da gerek optik sinir gerek göz içi basıncı gerek OCT ve gerekse de görme alanı sonucuna göre hekimin öngörüsü eşliğinde şekillenebilir. Peki bu hastalık nasıl başa çıkıyoruz? Glokom hastasına tamam sizin göz tansiyonunuz var tanınızı koyduk dediğimiz zaman yapacağımız şeyler var mı? Evet, erken dönemde göz içi basıncı yüksek olan hastalarda amacımız bu göz içi basıncını düşürmek. Bunu düşürmek hastalığın progresyonunu yavaşlatmakta ya da önlemekte çok önemli. Bunu bir medikal tedavi olarak yapıyoruz. Bunun için göz içi basıncını düşürücü damlalarla bunu gerçekleştiriyoruz. İkinci lazer uygulaması, üçüncüsü ise cerrahi ile bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyoruz. Medikal tedavide çok çeşitli ajanlar var. Bu ajanların temel mekanizması iki yola. Ya hümor aküz yapımını azaltmak silya cisimden ya da hümor aküzün dışa doğru akımını arttırmak. Ya musluğu kapatırsınız ya gideri açarsınız. İki mekanizma. Prostaglandin analogları, beta blokerler, alfa 2 adrenerjik agonistler, karbonik anhidraz inhibitörleri, parasempatik mimetikler ve hiperozmotik ajanlar bunlar için tercih ettiğimiz durumlar. Bu damlaları tercih ederken tabii ki hastanın sistemik hastalıklarının durumuna göre genellikle değerlendiririz. Örneğin kardiyovasküler bir hastalığı varsa, bu aritmisi varsa bu hastalarda beta bloker kullanmaktan çekiniyoruz. Onun dışında sıklıkla tercih ettiğimiz birinci basamak ajanlar prostaglandin analogları. Tabii bu ajanlar farklı mekanizmalar kombine edilebilir. Hem tamamen göz içi basıncının artış durumuna göre hem silya cisimden üretimi hem de akımı arttırıcı ilaçları kombine edebilirsiniz. Genellikle tekli başlanır, tek ajan göz tansiyonunun ilerlemesini durdurmuyorsa, hastalığın progresyonu devam ediyorsa ikinci ajan eklenebilir, üçüncü ajan eklenebilir. Genellikle dörtlü ajan seçimine rağmen biz bu hastalığı tedavi edemiyorsak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Lazer uygulamaları aslında bu az önce bahsettiğim drenaj yolu ağını, hani gideri düşünürsek, çok basitleştirirsek bu gideri nasıl
PortJuice kullanarak açıyorsanız bazen lazer uygulamaları da oradaki trabeküler ağda şekillenmelere neden olarak ya da o bölgedeki akımın artmasına sebep olarak göz içi basıncını düşürmede etkili. Lazer uygulamaları tek başına aslında tedavi edici değil. Hasta tek ilaç kullanıyorsa bazen lazer uygulamasıyla bu hastayı ilaçsız evreye geçirebiliyoruz ama 2-3 ilaç kullanılarak göz içi basıncını kontrol altında tutan bireylerde genellikle lazer uygulaması sadece bir ilaçtan hastayı kurtarmakta. Bu aslında ilaç tedavisi çok ciddi bir hastaya yük getirmekte. Özellikle bu hastalar zaten yaşı ileri hastalar olduğu için bu ilaçla olan kompliyansları çok iyi olmamakta. Genellikle damlayı dışarı damlatması ya da damlaya bağlı yan etkiler ya da tek ilaç yerine hastanın 2 tane ilaç, 3 tane ilaç, 4 tane damla kullanması hastanın uyumunu oldukça düşürmekte ve kullanım oranını azaltmakta ve bu da hastalığın ilerlemesine katkıda bulunmakta. Lazer tedavisi ve damla tedavilerine yanıt alamadığımız durumlarda biz cerrahi işlem gerçekleştiriyoruz. Cerrahi tedavide bizim en çok uyguladığımız yöntem filtran prosedürler. Bunu şöyle düşünelim. Dışarıdan sklerayı açarak bir pencere oluşturuyoruz. Trabeküler ağdan geçemeyen aköz ümör, bakın burada şematik olarak da gösterilmiş. Bu skleradan açtığımız pencere aracılığıyla subkonjonktival alana drene olmakta. Böylelikle yapımda bir sıkıntı yokken drenajı da biz kontrollü şekilde bu pencere aracılığıyla açıp hastanın göz içi basıncını düşürmeye çalışmaktayız. Dolayısıyla genellikle damla tedavilerine yanıt alamadığımız olgularda ya da damlaya uyumu olmayan ya da yan etkileri sebebiyle ya da kontraindikasyon sebebiyle damla kullanamayan hastalarda biz bu cerrahi seçeneği hastalara sunuyoruz ya da gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında tüp uygulamaları dediğimiz dışarıya göze yerleştirilen seton bir implantla Ahmet valvlerle yine kontrollü bir göz içi basıncını düşürerek elde edebiliyoruz. Sonuç olarak göz tansiyonu çok önemli bir körlük sebebi. Benim özellikle vurgulamak istediğim ailede göz tansiyonu varsa mutlaka dikkat edin. Genetik kökeni var demin de bahsettiğim gibi. Hastalık semptomsuz ve oldukça yavaş ilerleyici. Yavaş ilerleyici olduğu için de hasta bu duruma alışıyor. Bir farklılık hissetmiyor. Dolayısıyla periyodik göz muayenesi kalıcı görme ve görme alanı ya da görme kaybının önüne geçebileceğini düşünmekteyim. Ben açıkçası toparlayıcı ve oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hepimizin çevresinde annesi de benim babam kendisinde göz tansiyonu var zaten. Eminim ki hepimizin akrabalarında, yakınında göz tansiyonu mutlaka olan kişiler vardır. Dolayısıyla merak ettiğiniz soruları karşılıklı interaktif olarak konuşabilirsek bu konuda daha iyi bir paylaşım olabileceğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aktaracaklarım özetle bu şekildeydi. Ömer Hocam çok teşekkür ederiz. Hem dediğiniz gibi çok anlaşılabilir dille ama hem de tedavilere dahil olmak üzere 22 slide'da geniş bir kapsamı özetlediğiniz için ben kendi adıma ve tahmin ediyorum bütün dinleyicilerimiz de konuklarımız da öyle düşündü. Tüm ekibin adına teşekkür ederim. Arada sevgili öğrencilerimizi görüyorum. Değerli kıymetli hocalarımız da burada. Soru ve katkı varsa hocam memnuniyetle Tabii ki yanıtlamak hocam. için bekliyorum. Çocukluk çağı glokomunda hocam, bu arada belki hocalarımız düşürken benim Tabii aklıma gelen, çocuklar nasıl bir yakınma söyleyebilirler? hocam. Hocam çocukluk çağında infantil glokomlarda aslında hani o dönemde İnfantil. şey olmadığı için bunların sklerası hani onların glokomu aslında açık açılı glokomdan farklı. Bu biz az önce bahsettiğim göz içi sıvısının drenaj yolunda bir dizgenezi mevcut.
Bunlar da aslında bizim GLOT'ta olduğu gibi sklerorijit değil hocam. Bunlar da göz giderek büyüyor. Buftalmus dediğimiz bir hadise ortaya çıkıyor. Boyut artışı. Genellikle tabii hocam, genellikle tek taraflı olduğu zaman o göz küresi diğer göz küresinden çok daha büyük oluyor. Ve göz kornea dediğimiz kısımda bulanıklık ortaya çıkıyor. Yani bu çocuklar genellikle gözü sulanır, ışıktan rahatsız olurlar. Yani fotofobileri olur, aşırı bir lakrimasyonları olur. Aile zaten genellikle bu çocuğun gözünde bir bulanıklık var, bulutlanma var der. Şeffaf bir korneaları yoktur hocam. Dolayısıyla göz küresi büyük, bulanık bir göz. Çocuk çok fazla güneşte gözünü kısıyor ve gözde aşırı bir sulanma genellikle bu yaş grubunda başvuru sebepleri oluyor hocam. Bir de 40 yaştan itibaren böyle süreleri daha sıklaşarak periyodik Evet bakıyorlar. hocam, yani Bu yaş çok teşekkürler. önemli risk faktörü. Ve özellikle şu çok dikkatimi çekiyor. Bizim toplumda steroid duyarlılığı diye bir şey var hocam. Aslında her toplumda olan bir şey bu. Özellikle topikal steroid kullanımına çok dikkat etmek lazım. Yani ben bunu çok görüyorum. Mesela polikliniğe gelen hastalar şikayet olduklarında atıyorum yanması, batması, sulanması, kaşıntısı olduğunda eczaneye gidip steroidli damla alıyorlar. Bu steroidli damlaları sürekli kullanıyorlar. Yani iyi geliyordur steroid inflamasyonu azalttığı için. Kaşıntıya da iyi gelir, şeye de kızarıklığı da iyi gelir, her şeye iyi gelir. Ama işte bir diğer şeyi bu trabeküler ağdaki steroidler glukoz amino glikan yapı vesaire o ağdaki direnci arttırıyor ve göz içi basıncını yükseltiyor. Buna steroide duyarlı kişiler diyoruz. Bir kısım primer açık açılı glokom hastalarında bu steroide bağlı duyarlı oldukları için bunlar da göz içi basıncı yükselebiliyor. Onun için dolayısıyla uzun süreli göz steroid kullanımı hem göz içi basıncını arttırabiliyor hem de katarakta neden oluyor. Dolayısıyla steroid kesinlikle doktor denetimi altında, göz hekimi denetimi altında kullanılması gerekiyor. Yoksa ciddi sıkıntılara neden olmakta hocam. Teşekkür ederim. Acaba Ben teşekkür ederim. konuklarımızdan soru katkı var mı? İstemiyorum hocam, buyurunuz. Hocam teşekkürler öncelikle güzel sunumunuz için. Birkaç tane sorum olacaktı. Birincisi, Tabii. kadın erkek cinsiyet arasında risk açısından çok büyük bir farklılık var mı glokom açısından? Yok hocam. Kaçırdıysam Şimdi hani siz söylediyseniz de. yok hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı glokom tipleri erkeklerde, kadınlarda görülüyor ama primer açık açılı glokomda öyle belirgin bir farklılık yok. Kadın erkeklerde eşit görünmekte. Hocam bir diğer soruda kahve tüketimiyle glokom arasında bir risk açısından bir şey var mı? Bir de spor açısından bir sorun yaratır mı? Şöyle, kahvenin bir etkisi yok. Hani şöyle söyleyeyim, glokom ya da göz içi basıncı üzerine en çok söylenen şey, yani bizim yüksek göz içi kol tansiyonumuz var, göz tansiyonumuz yükselir mi? Hayır. Yani bununla göz içi basıncı aslında şeyden bağımsız bir şey. Bu sistemik hastalıklardan bağımsız bir şey. Sistemik hastalıklar olsun, sigara olsun, diyabet olsun, hipertansiyon olsun, spor olsun. Şimdi demin bahsettim, glokomda tek problem aslında göz içi basıncının artışı değil. Önemli bir problem de oküler perfüzyon. Oküler perfüzyonu bozduğunuz zaman iskemik yolak devreye giriyor. Yani göz kan akımını, oftalmik kan akımını azaltan her sebep, sigara olsun, koroner arter hastalığı olsun, diyabet olsun, bunlar azaltır ama spor arttırabilen bir şey. Ya da diğer bir önemli özellik nokturnal hipotansiyon çok önemli. Eğer hasta hipertansif ilaç kullanıyorsa ve bu hipertansif ilaç gün içerisinde tansiyonu düzenliyor ama geceliğin belirgin bir şekilde göz içi basıncını düşürüyorsa o da glokom progresyonunda çok önemli oluyor. Çünkü optik sinirde iskemiye sebep olarak glokom progresyonu neden olabiliyor. Yani dolayısıyla gündelik yaşantımız aslında oküler perfüzyonu arttırarak ya da değiştirerek etkileyebilmekte. Ama kahvenin primer bir etkisi yok hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Tamam hocam. Teşekkürler. Seçil ama görüyorum. Sevgili Seçil Sever gibi. Buyurunuz. Evet hocam, merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Ömer hocama da çok teşekkürler. Ben de özellikle katılmak istedim. Çünkü kendimde de böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Hiçbir şey olsun.
Sunumun başında da katılamadım. O biraz geç katıldım. O yüzden tekrara girerse kusura bakmayın. Bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi benim de babaannem glokomdu ve ben çocukluğumdan beri babaannem kördü. Ameliyat edilmiş. Ameliyattan sonra da hiç görememiş. Hayal meyal görüyordu. Şimdi ben de kendimde şöyle hissediyorum. Biraz önceki cevaptan ipucu olarak dedim. Yani güneşe bakmada çok zorluk. Asla güneşte gözümü açamama hassasiyet. Tabii 40 yaşını da geçtik. Acaba bizim hastanemizde o bahsettiğiniz ya cihazlar var işte şu ölçülecek bu ölçülecek tomografi falan. Bizim hastanemizde bunun teşhisini koyabiliyor muyuz? Ya yani teknik imkanlar açısından gelebilir miyiz? Geçiyorum, şöyle söyleyeyim. Demin bahsettim, o ışıktan rahatsızlık vesaire pediatrik yaş dönemine özgü bir durum. Erişkin hastalarda fotofobidir, yani ışık hassasiyetidir, sulanmadır, herhangi bir probleme neden olmaz. Göz ağrısı bile yapmaz, öyle söyleyeyim size. Hiçbir bulgu vermez. Hastanemizde gerek tedavi olsun, gerek tetkik, gerek tedavi, cerrahi dahil tüm imkanlar mevcut. Her türlü cihaz şeyimiz var. Zaten glokom olarak ben primer olarak glokomla ilgilenmiyorum. Yani retina üzerine uzmanlaştım, öyle söyleyeyim, ama glokom birimi de kurduk biz kendi kliniğimize. Alt birim olarak şimdi bizim glokom birimimiz mevcut. Üç hekim arkadaşımız glokom hastalarının rutin 3 aylık takiplerini zaten yapıyor. Görme alanı, göz içi basıncı ölçümü, optik koherans tomografi dahil olmak üzere her türlü teçhizatımız, yani glokom kliniğinde ne varsa bizim klinikte de onlardan var. Gerek medikal tedavi, gerek lazer tedavisi, gerekse de cerrahi tedavilerin hepsini de uyguluyoruz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ömer hocam. Başka soru katkı var mı acaba? Çok teşekkür ediyoruz Ömer hocam. Ben Acaba teşekkür ederim. olan katılımcılarımız kameralarını açabilirse istemeyen herhalde sevgili İsemi hocamız bir görsel alacak. Bu arada İmirhan'ı gördüm. Arada başka birkaç öğrencimizi daha gördüm. Bugün belki biraz geç saatte başladık ama İmirhan senin sınıf temsilcisi olman vesilesiyle de söylüyorum. Hani arkadaşlarınızı bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki yarın 11'de bir 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili konuşma olacak Başak hocamız ve Pınar hocamız tarafından. Bunu paylaşacağız zaten linkini de. Sevgili öğrencilerimizi de bekliyoruz. Gelebilenleri, ders olmayanları bir grubun biliyorum yok. Bir de çarşamba günü, bu önümüzdeki çarşamba günü gene Asya hocamın moderatör olduğu çok güzel tıp öğrencilerine yönelik bir toplantımız var. O da 8'de olacak. Ama bundan sonra biz artık her çarşamba saat 12.30'da webinarlarımıza devam edeceğiz. Tabii hani arada özel gün veya hocalarımıza ait özel durumlar olursa gene akşam yaparız. Ama genel konuşmada sanıyorum katılım açısından 12.30 daha herkese uygun bir saat oldu. Ben hem bu gece burada olan herkese hem de asıl bu önemli haftada bizi ilgilendirici toplantının gerçekleşmesini sağlayan Ömer Hocama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sevim ederim Hocam hocam. susayım mı? Herkese, dinleyicilere. Çektim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok sağ Sağ olun. olun. İyi akşamlar.